Hoş gördük aziz kanalın izleyicileri. Türkiye'nin esrarengiz təbiyyete malik olan bir köşəsində vətən söhbətlərini kanalın izleyicilerine təqdim edəcəyik. Aziz dostlar, istəkli tamaşaçılar, harda olsaq vətən qayəsi bizim ilk hədəfimiz, ilk məqsədimizdir. Bugün İstanbul'un tam karşısında bir armudlu ilçəsində, armudlu qəsəbəsi də demək olar, şəhəri də demək olar. Tam dənizin sahilində İstanbul-Azərbaycan Kültür Evinin başkanı hörmətli Hikmət bəylə bərabərik. Sanki bir fürsət oldu, bir də vətən məsələsini dəyərləndirək Hikmət bəylə. Xüsusilə 44 günlük savaştan sonra Azərbaycan İstanbul'dan necə görünür, Anadolu'dan necə görünür? Bu suala cevap tapaq. Ümumiyyətlə, 44 günlük savaşda qardaş Türkiye'nin Azərbaycana yardımlarının tarixçəsinə bir nəzər salaq. Nuru Paşa ənənəsinin bugün də davam etməsi haqqında danışacağıq. Bütün bu suallara, bütün bu vətən haqqındakı ortaya çıxan həm problemlərimizə, həm sorunlarımıza, həm də bizi düşündürən, perspektivdə olan məsələlərə Hikmət bəylə cavab tapmağa çalışacağıq. Bizimlə olun, bizdən ayrılın. Hikmət abi, hoş gördük sizi. Yəni, vətəndən vətənə gəldik. Hoş gəldiniz. Biz də dənizin o tayından bu tayına gəldik. Dəyərli Ənvər abinin ocağındayıq. Çox istəyərdim ki, bu anlarda sizinlə bir də İstanbuldan Azərbaycan necə görünür bu günlərdə? Çünki bir neçə gündür bərabərik. Dediniz ki, 44 günlük savaşdan sonra əcaib bir Azərbaycana sevgi yaranıb Anadolu'da. Mən istəyərdim onu dəyərləndirək. Sonra bir də tarixə başvuraq. Öncə İstanbuldan bugün Azərbaycan necə görünür? Bir daha hoş geldin deyirəm. Əlbəttə ki, bu 44 günlük o vətən müharibəsi Türkiye ile Azerbaycan arasında en büyük bir dayanışmanın göstergesi kimi alınması açısından çok vacibdir. Çok önemlidir. Ve Türkiye'den Azerbaycan'a bir sevgi vardı, muhabbet vardı zaten. Fakat bu savaş hem devletlerin, ülkelerimizin birbiriyle bütünleşme açısından politikaları da üst üste düşen net duruşlar ortaya koyarak, ki Türkiye burada çok net bir şekilde Azerbaycan'ın kayıtsız şartsız yanında olduğu düşüncesini ortaya koydu. Bir de bir başka şey daha oldu. Devlet politikaları toplumu nasıl arkasından sürüklediğini çok güzel bir şekilde gösterdi. Dün Azerbaycan'a karşı olan sevgi ve muhabbet Türkiye'de diyelim %60'lardaysa bugün %90'lara çıkmıştır. Bugün Azerbaycan'ın hakkında olumsuz bir söz söylemeye dahi Türkiye'de cesaret edemez kimse. O derece Türkiye'nin Azerbaycan muhabbeti toplumsal olarak persinlenmiş oldu. Elbette ki bu bugüne mahsus bir şey değil. Bu tarihten süzülüp gelen bir birliktelik var, kardeşlik var, bağlar var, kültürel bağlar var. Ve bunun içerisinde de bu savaşın neticelerinde görülen bir şey vardı ki Cumhurbaşkanlarının işte Şuşa'da buluşması ve Şuşa beyannamesini yayınlaması. Bu bizim için çok önemli. Adeta Batı mukavelesinde Osmanlı İmparatorluğu ile Azerbaycan arasında yapılan o anlaşmanın bugün güncellenmesi gibi bir şey oldu. Yani deyirsiniz ki tarih tekrar olmuş. Kesinlikle tarihteki o süreç orada nasıl ki Batı mukavelesini gerekçe göstererek Kafkas İslam Ordusu gönüllülerden oluşan bir birlik ordu Azerbaycan'daki o Ermeni katliamlarının ve Azerbaycan'ı dağıtma planları kuranların oyununu bozduysa, Nuru Paşa önderliğindeki o Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'ın bağımsızlığını persinlediyse, Türkiye'nin bugünkü duruşu da adeta Azerbaycan'ın Karabağ'la olan bütünlüğünü yaralamak isteyen, parçalamak isteyenlerin karşısında keskin bir cevap olarak aynı süreci
tekrarlattı ve bunu da Şuşa beyannamesiyle ortaya net bir şekilde koydular. Gelecekte de bu iki devletin, bir milletin bütünlüğü uğrunda her şeyi göze alabileceğini de gösterdiler. Bu bizim için çok önemliydi. Hem Türkiye için hem Azerbaycan için. Tabii o 44 gün savaşlarının ben bir başka boyutunu daha görüyorum. Azerbaycan'da umutların yerlere döküldüğü bir zamanda bu savaş Azerbaycan'ın silkinip özüne dönüşünün de muazzam bir göstergesidir. Mesela insanlar da şöyle bir kanaat oluşmuştur. Azerbaycan Türklüğü, Azerbaycan toplumu savaşmayı bilmiyor. İşte savaştan kaçıyor. Oysa burada gördük ki üniversite öğrencileri okullarını bırakarak, dondurma kararı alarak, belki de gideceğim gelmeyeceğim hesabıyla helalleşerek buradan Azerbaycan'a o savaşlara gönüllü olarak gittiler ve gidip gelmeyenler de oldu. İşte o Azerbaycan toplumunun devlete bakışı, vatana, vatan sevgisine bakışını çok güzel bir şekilde dış dünyaya da anlatması açısından çok önemliydi. Hikmet Bey, Azerbaycan Türklüğü'nün bir 150 tarihi olan, artık 100'lü de aşmış, bir Anadolu Türklüğü'ne vefa borcu anlayışı var. Biz bunu 1918. yılda Nuri Paşa önderliğinde Kafkas İslam Ordusu'nun Azerbaycan'a kardeş kömeğine, kardeş yardımına gelmesi anından hissetmişik. Açık itiraf edeyim ki, Azerbaycan 100 yıldan sonra yeniden o şekilde, belki de hemen şartlar çok ağır idi ama bugünkü Türkiye daha güçlüdür. Biz onu hissettik. Bu bir tarihi enenenin devamıdır. Buna göre ben bir Azerbaycan Türkü olarak Anadolu Türklüğü'ne teşekkür ederim. Aslında belki de teşekkür etmeye gerek yoktur. Biz birik zaten. Ben isterdim bir paraleller yaparak. 1918. yıl ağır dönem, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilan edilir. Batum konferansında milli liderimiz Mehmet Emir Asusade hiç hükümetin formalaşmasında iştirak etmeden Batum'a gelir ki bu hükümeti korumak için Türk ordusu gelmeli bura. Bir de 2020. ilin sentyabrında Azerbaycan'a her tarafı destek gösteren Türkiye Cumhuriyeti. Paraleller, okşarlıklar ve farklılıklar. Ne düşünürsünüz? Elbette orada Osmanlı İmparatorluğu artık çöküşün eşiğindeydi. Ve bunu da Osmanlı İmparatorluğu'nda işte üst düzey görevlerde bulunan yönetici kadrolardan, lider kadrolardan Enver Paşa farkında oluyor. Olarak buradaki o çöküşü gördüğü için Azerbaycan için ne yapabilirim, o anda bile Azerbaycan için ne yapabilirim düşüncesindeydi. İşte Nuri Paşa, Enver Paşa'nın kardeşidir. Orada o çöküşün artık silah bırakma döneminin hemen akabinde bu gönüllü ordusu kuruluyor ve Osmanlı evraklarında kayıtlı değildir. Böyle bir ordu yoktur envanterinde. İşte o gönüllülerin başında da Nuri Paşa güvendiği, inandığı kardeşini koyuyor. Tabii Nuri Paşa da öyle sokaktan gelen bir adam değil. Osmanlı'nın bütün cephe savaşlarının hepsinde gönüllü olarak çarpışmalarda bizzat katılmış çok önemli bir subaydır, zabittir. Neticesinde hızlı bir şekilde de yükselişi vardır o savaşlardan sonra. İşte ordunun başında o vardır. Aynı zamanda Mürsel Paşa vardır ve o Kafkas İslam ordusu oluşturulur, oraya yürütülür. Bu yürütmede orada ben bugün İngiliz'in, Amerika'nın ya da dünyadaki sömürge sistemine sahip olan ülkelerin yürüttüğü bir ordu değildir. Kardeş kömeğidir. Ağrıyan yanına çözüm üretmek için oradadır. Ordusuz olan Azerbaycan Cumhuriyeti'nin korunmaya ihtiyacı olduğu bir dönemde onun yanındadır. Ve Ruslardan, İngilizlerden vesaire diğer ülkelerden destek almış olan, özellikle Ermenilerin orada yapmış olduğu katliamların önünü kesmek için oradadır.
Yani Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ilan etmiştir ama ordusu yoktur. Savaşan bir gücü yoktur. Tam da o sırada Kafkas İslam Ordusu gönüllülerinde oluşan birlikler oraya hareket ettirilir ve o gün o bağımsızlığı ayakta tutmak için mücadeleler verilir. Nitekim orada oldukları süre içerisinde iki tane Azerbaycanlı kol ordu kurulmuştur. Bu kol ordularda halkın, gençlerin askeri eğitime tabi tutulması süreçleri başlatılmıştır. Bugün ise o güne göre o çöküşteki Osmanlı'nın yaptığı duydu. Elbette ki o çok değerlidir. Yani onun karşılığı olamaz zaten. Hani ölüm yatağında bile kardeşini düşünmek gibi bir görüntü var. Bu tarafta ise 2020'de elbette ki Azerbaycan'da 30 yıldır var olan bir sıkıntı, kanayan bir yara ve Azerbaycan için ağır bir travmadır Karabağ'ın işgal altında 30 yıl kalması. İşte tam o sırada Türkiye ile kardeş olarak sonuna kadar arkandayım mesajını vermesi, işte Ermenistan'ın durmadan saldırıp insanları öldürmesi, işte sivil yaşama tehdit etmesi ve Türkiye burada Azerbaycan tepkisini gösterince Türkiye de sonuna kadar yanındayım, arkandayım. Her halükarda senin destekleyeceğim. Ki bu söylem de çok önemliydi. Çünkü bugünkü 21. asırla 19. 20. asır arasında toplumların sosyal algıları da farklıdır. Burada artık bireyselleşme vardır. Mesela geniş ailelerden çekirdek ailelere intikal eden bir sosyal yaşam vardır. Akrabalık bağları çıkarlara dayalı bir boyuta bürünmüştür. Bugün 21. asırda böyle bir düşüncede olunması dünyayı da şaşırttı. Bugün dünyada çok keskin bir mesaj oldu ki hangi şartta olursa olsun Türk dünyasında kardeşlik arasına çıkarlar, menfaatler değil, birlik onun ezilmesinin kabul edilmezliğini gösterdi, mesajını verdi. Bu bizim için de, Türkiye için de çok önemliydi, Azerbaycan için de çok önemliydi ve hatta bu coğrafyada, bu stratejik konumda olan ülkelerimizin bize dışarıdan bakış için de çok önemliydi. Adeta bir had bildirme gibiydi, mesajdı. Ve burada çok güzel bir netice oldu ki 21. asırda bir keskin mesaj daha bir yerlere oldu. Mesela Rusya'nın Kafkasya politikası artık Ermenistan üzerinden sürdürülebilir değil, çökmüştür. Rusya da bunun farkındaydı. Tabii burada onu da çok güzel bir şekilde görerek bu hamlenin yapılması, o da öngörünün hani yerinde olduğunu da gösteren bir şey olmuştur. Bunun için de sanırım gelecek açısından bu Karabağ'daki, elbette ki bizim istediğimiz gibi olmadı, onu da söylemek isterim. Aziz izleyicilerin nazarına çatdırıram ki hal-hazırda biz Armudlu'dayız. Armudlu'da vətən söhbəti, Azərbaycan söhbəti, Azərbaycan qayəsindən danışırıq. İstanbul Azərbaycan Kültür Evi Başqanı hörmətli Hikmət bəy gəlir. Hikmət bəy, bizim istediğimiz kimi olmadı dediniz. Azərbaycan xalqının da əksəriyyəti düşünür ki bizim düşündüyümüz, yəni savaşın əvvəlində bəlkə də fərqli düşünənlər vardı. Hətta biz də gözləmirdik ki biz bir anın içində Şuşanı almalıyıq, Xankəndini almalıyıq. Yəni savaşdan öncəni nəzərdə tuturam. Bir gecə ansızın belə bir ifadə var. Gələ biliriz. Yəni o 27 sentyabrda baş verən savaş Azərbaycan toplumu üçün çox az faizlə gözlənilən idi. Amma biz Şuşanı aldıq. 8 noyabr, 8 Qasım tarixi o savaşın apogeyidir. Elə 4 oktyabr Cəbrayılın işğaldan azad olunması, 17 oktyabr Füzulinin azad olunması, 20 oktyabr Qubadlının azad olunması və 27 oktyabr əgər tarixlərdə Zəngilanın azad olunması. Bunlar da
ve Şuşa kadar bizim için azizdi. Fark etmez vatan torpağının her karışı azizdi. Bütün bunlar çok güzel gelirdi. Ve nihayet bir gece 9'u Noyabr 10'una geçen gece, 9 Kasım'dan 10 Kasım'a geçen gece hiç kesin gözlemediği bir şeraitte gece yarısı Rusya'nın ısrarı, tezgi, belki de oyun kurmasıyla böyle bir saziş imzalandı. O sazişe göre 25 May 1993 yılında Azerbaycan'dan çıkan sonuncu Rus askeri Sülh Meramı adı altında ülkemize geldi. Ben istedim bu meseleni, necə ki siz dediniz, istediğimiz kimi olmadı ve bu yönde devam edelim şöhretimiz. Evet. Elbette ki savaşta iki taraf vardır. Ama muhatap olan iki taraftan ibaret değil. Burada meraklar var. Dünyanın ilgi alanında olan bir bölgedir o bölge. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Rusya'nın, Türkiye'nin dışında Amerika'sından, Fransa'sından bütün hiç alakası olmayan ülkeler olur. Almanya'sına kadar, bilmem kimlere kadar bütün dikkatler buradaydı. Şimdi biz bunu sadece kendi penceremizden bakarsak yanılırız. Orada şöyle bir şey var. Bugün Karabağ'ı Azerbaycan'ı silip tamamen temizlemiş olsaydı bu dünyadaki süper güçlerin hiçbirisinin işine gelmez. Niye? Nedeni şu. Karabağ'ı tamamen Azerbaycan silip orayı kontrolü altına alacak. Zaten şartlar ona uygun değildi şu. 30 yıldır oraya silahlanmış, bütün ağırlığını oraya vermiş, mayınlamış, her tarafı 3 harf oluşturmuş Azerbaycan'la işte Karabağ bölgesi arasında sınırda 3 ayrı mukavemet hattı oluşturmuş şartlarda. Elbette ki mayınlanmış her tarafa hala girilemiyor oraya. Şimdi öyle elimizi kolumuzu sallayarak oraya girme şansımız yoktu. Bedel mi ödemek gerekiyordu? Mesela diyelim ki bugün 5000'e yakın şehidimiz var. Ama bununla birlikte 10.000 de olabilir, 15.000 de olabilir. Bu sorun değil. Sorunu bitirebilecek bir konuma getirmek için sadece o verdiğimiz canlarımızdan ibaret olmayacaktı. Şimdi o süreç içerisinde Rusya'nın az önce sizin de söylediğiniz gibi bağımsızlıktan sonra Sovyet sınırları içerisinde ordusunu boşaltan ilk ülke Azerbaycan. Evet. Rus ordusunu derhal hangi şartlarda olursa olsun burayı boşaltın diyerek boşalttıran bir Azerbaycan var. Allah rahmet eylesin. Şimdi o dönemde Elçi Bey'in silahsız, ordusuz bir Azerbaycan'da bunu yapması gerçekten takdire şayandır. Ama bunu da kabul etmek gerekir ki yani coğrafyadaki konjüktür Rusya orada başrolde oynuyor, devam ediyor. Hala o Sovyet haritasına hakim bir konumda olmaya çalışıyor, oluyor da kısmen oluyor. Ama bu arada yavaş yavaş o zemini kaybettiğini de görebiliyoruz. Şimdi Rusya, Ermenistan üzerinden bu politikanın sürdürülemediğini, Kafkasya politikasının sürdürülebilir olmaktan çıktığını gördükten sonra bir taşla iki kuş vurdu. Hem Azerbaycan'ın yürümesine göz kırptı, işaret verdi. Hem de Ermenistan'a bir gözdağı verdi, Paşinyan'a bir gözdağı verdi. Hı hı. Ve bununla birlikte şimdi Azerbaycan'ın orada yürümesini istediği kadar mı yürütmek istiyordu? Azerbaycan burada Rusya'ya da bir sürpriz yaptı. Şuşa hareketiyle. Şuşa'yı Azerbaycan'ın alabileceğini Rusya ihtimal verdi. Şu anda Rusya'nın o paniklemesinin ve o gece böyle bastırırcasına o mukaveleyi imzalatmasının altında yatan sebep Rusya'nın paniklediğinin bir göstergesidir. Rusya Şuşa alındıktan sonra Han kendi zaten avuç içinde kalacak bir pozisyona düşüyor.
onun önünü kesmek zorundaydı. Neden? Çünkü Azerbaycan Karabağ'ın tamamını ele geçirseydi Rusya'nın orada askerinin kalması söz konusu olabilir miydi? Olamazdı. Yine siz düşünürsünüz ki Azerbaycan, söhbet halktan gitmiyor biz. Halk olarak, millet olarak tabii ki Han kendinde Azerbaycan bayrağının dalgalanmasından başka fikrimiz olabilmez. Evet. Ama hakimiyet olarak, mevcut Azerbaycan hakimiyeti olarak Han kendinde, Hocalı'da, Hocabend'de ve Ağdere'de o ezeli Azerbaycan topraklarının ve de facto de jure Azerbaycan'ın arazi sayılan arazi, teessüfler olsun ki de facto Gondarma Qarabağ Respublikası'nın necə deyirlər, nəzarəti altındadır və indi Ruslar da onlara dəstək verir. Bax, necə düşünürsünüz? Azərbaycan hakimiyyəti belə bir şəraitdə Xan kəndini almaq düşüncəsi olur mu? Ben burada problemin bir anda nəticələnməyəcəyini, akıl yolu olarak bir anda neticelenmeyeceğini, bunun ağır bedellerin olacağını, ki Azerbaycan bu 44 gün savaşlarının neticesinde ağır iktisadi problemlerle de yüz yüze kalmış durumdadır şu anda. Elbette ki burada pandeminin de sonuçları var. Fakat asıl o 44 günlük savaş Azerbaycan'a ağır bir maliyet yükledi. Şimdi sürdürülebilir noktadan da çıktı. Onu zaman sürecine yaydığını düşünüyorum. Bugün hakimiyetler geçicidir. Baki olan devlettir, millettir. Bugün bunu zaman sürecine yaymıştır. Bundan sonra yarın gelen birisi bu işi kesin çözecektir. Yani o netice süreç içerisinde olabilir. Bunun kendisine nasip olursa bu yönetim anlayışını daha da uzun ömürlü yapabilir. Ama bu olmazsa halkın talebi budur zaten. Bugün de budur. Dün de buydu ve yarın da bu olacaktır. Şimdi bunlar eğer olmazsa devlet politikaları dediğim gibi hatalı politikalar yapılır. Hakimiyeti, hükümeti yerinden iner. Bu bütün milletlerin tarihinde görülmüştür. Bu Türkiye'de de böyle olacaktır. Bir başka yerde de böyle olacak. Yanlış politika her zaman yönetim kadrolarının değişmesine sebep olabilir. Onun için burada hiç kimse kendini riske etmez. Yani bugünkü yönetimde kim varsa, İlham Aliyev prezident olarak o ülkenin başındadır. Ve biz de Azerbaycan'ın başında olan o makama büyük saygımız ve hürmetimiz vardır. Aynı şekilde Türkiye'de de. Fakat politikaların yanlışlığı konusunda hatalar varsa eğer, bunu da söylemekten de hani çekinmemek gerekir. Çünkü hataları konuşarak doğru noktaya götürmek gerektiğine inanıyorum. Hikmet Bey, çok teşekkür ederim. Her halde bizim için önemli olan kardeş ülkede bir de Azerbaycan gayesini yaşatmalıdır. O Azerbaycan gayesini, Azerbaycan düşüncesini yaşatanların başında gelen isimlerden biri de sizsiniz. Ben düşünürüm ki biz de sizden bunu soruşmak isterdim. Sizi görmek istediğiniz Azerbaycan. Mesela ben şahsen Azerbaycan'ı özüm, mesela Əsri Qəbristanlarında da, milli liderimizin məzarı başında da, orada bir müsahibəm oldu hörmətli Cavid Bey'lə ki, Rəsulzadənin görmək istediği Azerbaycan necədir? Gəlirlər, gedirlər, Türkiye'den de kardeşlerimiz, əzizlərimiz gəlir, gedir. Ve kaygıları var. Azerbaycan'ı fərqli görmək istəyirlər. Hələ Türkiye'nin özünde de problemler var. Mesela Cumhuriyet ənənələrinin devam etmesi Türkiye'de bugün fərqli yönlerden değerlendirilir. Mən şəxsən Azerbaycan'ı elə Cumhuriyet kurucularımızın bize miras bıraktığı şekilde, insan haklarının təmin olunduğu, rifahın, demokratiyanın olduğu bir Azerbaycan görmək istəyirəm. Ama benim için çok maraqlıdır. Türkiye'de Azerbaycan gayesi taşıyan Hikmet Elif ve sizin kimi Azerbaycan sevdalıları necə Azerbaycan görmek istiyor? Nəzərə alsak ki, 44 günlük savaştan önceki durum biraz farklıydı, indi biraz durum farklıydı. Necə ki, verilişimizin əvvəlində də qeyd etdim ki, sizlə neçə gündür söhbətimizdə qeyd edirsiniz ki, artık Azerbaycan hakkında
Türkiye'de farklı yanaşma var. Bu farklı yanaşmaların fonunda, farklı yanaşmalar müstesnasında sizler bir daha Azerbaycan necə görmək istəyirsiniz? Mən sizi çok maraq oldu. Sonda bunu soruşmak istiyorum size. Teşekkür ederim bu sorunuz için de. Biz Sovyetler zamanında Azerbaycan Sovyetlerin bir parçasıyken Azerbaycan kavramını idrakında olan ve orayı bir serdar gibi gören insanlar. Elbette ki bizim bakışımız bugünden ibaret değil. Geçmişten bugüne azat, müreffeh, insanların onurla yaşayabileceği, mutlu olabileceği bir Azerbaycan, gururla Azerbaycan Cumhuriyeti'nin vatandaşı olduğumuz ucadan seslendirebileceği bir Azerbaycan olması elbette ki bizim arzumuz. Azerbaycan'ı bir siyasi konjonktür olarak değerlendirecek olursak Türk dünyasının bağrındadır. Azerbaycan vazgeçilmezimizdir. Türk dünyası içinde vazgeçilmezimizdir. Sadece Azerbaycan kimliği ya da o kültüre aidiyet duyduğum için söylemiyorum. Türk dünyası için Azerbaycan bugün dünyada 8-10 ülkeden birisidir ki yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle, iklim özellikleriyle, toprağıyla, derinliliğiyle ve insanların zeka düzeyiyle dünyaya bakışı inanılmaz üretime yönelik bir anlayışa vakıftır insanlar. Böyle bir ortamda o bölgede neden bir Dubai olmasın? Yani refah bakımıymış. Elbette. Yani burada hakikaten benim soru işareti en içinden çıkılmaz gördüğüm kendi adıma diyorum. Yaşam standardı o kadar zenginliğe rağmen bu kadar düşük olmasını ben kabullenemem, hazmedemem. Burası benim için şu anda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ama Azerbaycan benim için olmazsa olmaz. Yani hayat yolumdur. Böyle bir durum karşısında. Yavuz Bülent Bakiler'in sözü Azerbaycan yüreğimde bir şahdama. Yani Türkiye'de bütün Azerbaycan sevdalıları böyle düşünüyor. Evet. Dolayısıyla Azerbaycan'ın o noktaya gelmesi, ben inanıyorum ki İstiklal Beyannamesi'nde gördüğüm, bunu ben burada gençlerimize söylüyorum, hukukta doktora yapan, akademik çalışmalar yapanlara söylüyorum. Diyorum ki gidin İstiklal Beyannamesi'ni 1946 yılında, 1918 yılında yayınlanan İstiklal Beyannamesi'ni 1946 yılında Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Beyannamesi'yle karşılaştırın diyorum. Evet. Tez olarak bunu yapın. Yaklaşık görün 30 yıl ki, önce. Evet, orada 30 yıl önce, bundan 100 yıl önce İstiklal Beyannamesi'nde insan haklarının ne kadar yüksek bir noktada olduğu bir Azerbaycan temeli atılıyor. Ve bugün o hak ve hukukların korunması için herkes elinden geleni etmeli. En yukarıdan en aşağıda. Ve yaşam standardı olarak bugün 10,5 milyon Azerbaycan nüfusunun yarısı dışarıdadır. Neden? Ekmeği için dışarı gitmiştir. Şimdi bunu Afrika ülkelerinden gidenleri anlayabilirim. Yıllarca sömürge sisteminin bir parçasına çevrilmişler. Ve yaşamakla ölmek arasında bir noktadan kurtuluş için batıya, standardı yüksek ülkelere kendilerini taşımaya çalışıyorlar ölümü pahasına. O denizlerde bebeklerin ölümü, boğulması, o denizlerde dökülmesi, katlolması demektir. Bunları göze alarak onların oraya gitmelerini anlayabiliyorum. Ama Azerbaycan gibi bir ülkenin, insanların dışarıda hizmet sektöründe çalışmak için gidip de yaşaması benim ağrımı. Burada üniversiteyi bitiren bir çocuğun gidip de araba yıkaması, oto temizlik işletmesinde çalışıyor olması, ilkokul mezunu bir patronun emrinde çalışması beni incitiyor. Bunlardan kurtulması lazım artık Azerbaycan. Yani aslında şunu da söylemek isterim ki
Karabağ Savaşı, 44 gün savaşları hükümetle halkın arasında muazzam bir fırsattı ki bütünleştirme dalgasını. Bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Bugünkü önümüzdeki iyi bir süreç var. Bu süreç iyi değerlendirilirse kesinlikle Azerbaycan'ın hem yaşam standardı hem devlet varlığı coğrafyada, bölgede ve dünyada bir sıçrama tahtasında bir üst basamağa sıçrayacak konumdadır. Bunu çok iyi bir değerlendirebilecek. Mesela ben şahsen buradan bakarken gördüğümü söyleyeyim. A partisi B partisi değil. Bir ulusal cephe yaratmak lazım. Ulusal cephe hükümeti kurulursa orada hepsini aynı kotada birlik ve beraberlik içerisinde tutarsa Azerbaycan en ufak bir esnek davranışlara olumsuz anlamda diyorum fırsat vermezse, bunun önü kesilirse, yani bugün deniliyor mesela memurlardır işte şey yapan, hani olumsuzlukları yaratan o memur ona cesaret edemez eğer ulusal cephe hükümeti yaparsa, yaratılırsa. Benim şu anda en çok istediğim şey Azerbaycan'da bütün partilerin, bütün siyasi düşüncelerin bir potada tutularak ulusal bir cephe hükümeti. Yani hem muhalif hem muvafık. Hepsi. Hepsi. Onu yaptığı zaman Azerbaycan bir kere bir devrim yapacaktır. O devrimle de halk silkinip tekrar bir adeta o Karabağ Savaşı'ndaki o silkinişin bir başka boyutunu da sosyal yaşamında hayata geçirecektir. Ve bu Azerbaycan'ın kurtuluşu için, daha doğrusu o sıçraması için önemli bir merhaledir. İnşallah bunu görmek de bize nasip olur. Çok teşekkürler Hikmet Bey. Aziz izleyiciler, nezarınıza çatdırıram ki bugün Kanal 3 izleyicileri karşısında, Kanal 3 kamerası karşısında İstanbul Azerbaycan Kültür Evi'nin başkanı illerdir Anadolu Türklüğüne, Azerbaycan Türklüğünü gerçeklerini çattıran ve onun Azerbaycan'ın medeniyetini, varlığını Türkiye'de, tekce İstanbul'da değil, bütün Türkiye miqyasında olduğu kimi gerçeklerini Türkiye toplumuna çattıran ve bu yönde sarsılmaz bir dava adamı Hikmet Elbil. Hikmet Bey, size teşekkür ederim. Ben düşünürüm ki çok məhsuldar ve anlamlı bir söhbətimiz yarandı. Bütün izleyicilerimize, bizi izleyici herkese öz teşekkürümüzü bildiririk. Sağ olun, sağlıkla kalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı milletimizi korusun.